dün dediğinde kefiller aslında başvuru hakkını kaybeder. İlk sözleşmede kefil olan tendikten sonra ikinci de kefil olmuyor. Bir öyle bir istisnai durum var. Bugüne kadar bunu yapmadı, yeni sözleşme o yüzden kabul edilmemeli diyebilir. Fakat saati bomba. Yapılandırmamak gerekir. Yani mesela geliyor alacaklar kurulunda, işte geliyor diyor ki banka, ya yapılandırılıyor diyor. Hayır diyor, yapılandırılmaz. Bütün alacaklar aynı kalmalısınız. Başka oluyor. Şunu diyen var, yani mesela bir şirkette şununla başlamıştık. Ben diyor, 5000 lira diyor, mesela borç, 5000 liraları diyor, herkese ödeyeyim diyor. 5000 lira vereyim diyor. Küçük alacakları bitireyim diyor. Bunu bile yapamadık. 5500'ün suçu ne? 5500 derse bana 2 gün sonra gelip ben 500 liramdan feragat ederdim. Ödesin. Yapamadık. Yapacak bir şey yok. Yani kanun hüküm belli. Kanunda hiçbir ara ödeme öngörmediği için. Ancak işte ona da bir yol açmaya çalışıyoruz. Bu kesim üreti içerisinde. Şirket değer bir para birikirse. Şirketin talebi ve bizim mahkemeye sunacağız ki mahkeme neden eğer uygunsa hayır desin tabii. Hani alacaklar ara bir ödeme yapılması konusunda. Böyle bir yol açmaya çalışıyoruz ama şu an için bunu beceremedik. Bu yapılandırma konusunda da hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Komiserin yazacağı kararda çok net bir şekilde temdit yazdığımız var bizim o şekilde. Temdit olmaması, temdit sayılmaması, yeni bir borç doğrucu işlem sayılmaması, yeni bir faiz işte çünkü yenileyince faizi yükselebiliyor. Faizin artmaması gibi bütün şartları koyarak uzatabilirsiniz. Banka bunu hayır mı der derseniz ilk başta homurdanıyor ama evet bizde evet dediği var. Yani 3 ay uzatmak istediler, bir sürü şart koyduk. Temdit değildir, yapılandır, şu değildir, bu değildir vesaire. Sadece süre uzatımıdır. Uzattılar. Bankada çünkü o riski bir ileriye atmak istiyor. Şubenin de derdi o. Şubeyi de anlayabiliyorum ama biz de burada diğer alacaklara karşı onu savunuyoruz. Yani alacaklıya karşı diğer alacaklıyı savunuyoruz zaten. Genellikle böyle oluyor. Borçlunun yaptığı bir şey yok. Alacaklara karşı en son mesela 36 binlik bir alacağı olan var. Yani şimdi espriler de var, onu da bahsedebilirim. Burkay İnşaat'tayız. İşte yani buradalar adını da verebilirim. Sokağın başını tutan bir grup var mesela. Şimdi demişimdir de bunu derselde. Erzurum'dan gelmişler. Şimdi yani alacaklı, şimdi nereden gelirse gelsin de hani adam sinirli. Şimdi her geçişimizde bize kaşını kaldırıp bakıyor. Toplantı günlerimizde biliyor. Küçük bir görüşme yaptık. Konkordato sürecinde ödenemeyeceğini izah ettik net bir şekilde. Şimdi dönem içi borcu alabileceğini, dönem mühlet öncesi borcun kalacağını, mühlet içi borcun ise ödenebileceğini söyledik. Tekrardan verdi yakıt, dönem içindeki alacağını aldı. Öyle az uzda değil yani. Mesela işte mühlet öncesi borç 5 milyon yanlış olmasın. Mühlet içi ise 3-4 milyon bir ödeme yapıldı. Şimdi mutlular. Ama bir beyefendi var ki 36 bin alacağı var yanlış olmasın. Yalçın Beyciğim biliyor yani hani orada da. Bir takım tehditlere başlamış başka türlü. Hani... Yani şimdi bu tarz alacaklı izah etmek zor oluyor. Yani işte kanun böyle diyor vesaire. Çünkü komiser atıyorlar suç. Benim telefonum durmuyor akşama kadar. İnanın hani ilk zamanlar çok fazla açıyordum fakat farklı hususlardan dolayı artık açmıyorum. Kim olursa olsun açmıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani hani en büyük şahitlerim yanında. Lafı farklı yere getirdiler. Farklı hususlar oldu. Bunu herkes yapacak diye bir şey yok ama. Hani birini açmayınca artık herkes açmıyorsunuz. Gece gündüz şirketlerle uğraşıyoruz. Biraz önce attığım imza işte 1 milyon. Her hafta 1 ila 1,5 milyon bandında iş oluyor tek şirkette. Devam ediyor şirket. İşlerine devam ediyor, şantiyelerine devam ediyor. Durduramıyorsunuz ki. Korkmadan da hani komiserliği yerine getirirken de bu işleri yerine getirmek yapmak lazım. Hani ben heyecanlandım, imza atamam, hayatımda bu kadar para görmedim diye bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Düzgün bir şekilde şirketin ne gerekiyorsa tüm işlemlerini, eylemlerini kanun uygun olmak şartıyla yerine getirmeniz gerekiyor. Ama mühlet öncesi borç kalır. Aslında olur. Bir de hocam sanırım kefalet hususunda özellikle konkordato sürecinde... Hay hay. Peki şu anda bir çay kahve arası verelim mi? Devam edelim. Verelim. Daha sonra mola verelim. Peki. Daha sonra kahve.